Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisi önünde canlı bomba patlaması meydana geldi iddia ediliyor. Canlı bomba ve çatışma ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre patlama giriş kapısının orada oldu. Canlı bombanın kendini patlattığı, ardından güvenlik güçleriyle çatışma olduğu söylendi. Bölgede yaşayan vatandaşların aktardıklarına göre tesisten silah sesleri gelmeye devam ediyor. TUSAŞ'ın nizamiye kapısında büyük bir patlama olduğu gelen bilgiler arasında. Patlama sonrası arasındaysa bölgede çatışma çıktığı, çatışmanın ise hala devam ettiği yine gelen bilgiler arasında. Patlamanın ise TUSAŞ'ın G8 kapısında meydana geldiği aktarılıyor. Patlama ve silah seslerinin duyulmasının ardındansa bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi ve itfaiye ile sağlık ekibinin sevk edildiği gelen bilgiler arasında. Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi'nin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamadaysa Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız, asılsız iddialara itibar etmeyiniz ifadelerine yer verildi. Ulaşılan ilk kısıtlı bilgilere göre ise TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerinin nizamiye çevresinde silahlı çatışma yaşandı. Oldukça yoğun güvenlik önlemlerinin ve binlerce çalışanın olduğu tesise emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bir bombalı saldırı iddiası da var ancak bu henüz teyit edilmiş bir bilgi değil. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamadaysa Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız şeklinde bir açıklama yaptı.